Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunmuş kardeşimiz. Kanalımızı da kıtanlar ekranımızı bulsun. Xitayning Amerika şirketlerini qara tizimlikka kirgizmekçi bo'lganligi diqqat qo'zg'adi. Valkoçisi jurnalının bugünkü haberde bildirilişe, Xitayning Amerika şirketlerinin qara tizimlikini e'lon qilish mumkinligi to'g'risidagi haberler, mazkur tizimlikning qaysi şirketlerini öz ichiga aldığanlığı to'g'risidagi türlük parazlarını keltirib chiqargan. Xabarda qayd qilinishicha, oldingi hafta Xitayning qara tizimlikka kirgizmoqchi bo'lgan Amerika şirketlerinin tizimlikini e'lon qilish mumkinligi to'g'risida haberler tarqalgan. Bu tizimlikten qaysi şirketlerini öz ichiga aldığanlığı ve bu tizimlikning texniki sanoati ve coğrafiyelik siyasetki kandak təsirlerini elip geldiğalıqı toğırsızdaki her xil pərəzleri oturuğu koyulğan. Bildirilişçe, Xitay, Amerika'nın Huawei Teknik Çeklik Şirketi ve ByteDance Şirketi iqdarçılıqıdaki Sin Hembəhərləş Supsi, TikTok ve Xitay'daki başka şirketlerine qartılığan çekleme ve cazalaş tədbiriyle karşı ingaz qaytırmaqçı bolğan. TikTok'nın Oracle Şirketi ve Walmart Şirketi bilen bolğan qaytı quruş kelişimenin toxtutup koyulğalıqı sebeplik, Federasiya sotçisi yakşembe günü Donald Trump hükümetinin Xitayının apti italini çekilişini tosup koygan. Huawei, Amerika'nın imbargo tizimlikiki kirgüzlüştün ibaret bir qatar çekilimelerge duç gelgendeyken, yakında özünün meşgulat sistemisinin terakiyatını tizletken. Məlum buluşca, qaysi Amerika şirketleri Xitayının qara tizimlikiki kirgüzüldüğallıqı naməlum bulup, küzetküçüler Xitay şirketler bilen bivası rekabetleşidigan şirketlerini özçige elişi mümkünlikini oturgu koygan. Bazılar bu tizimlik fakat texniki şirketlerinle öz içine almaydı deb qaramoqda. Hindistan uruş kılmay durup Xitayını yenişini oylaşmaqda. Dovi haberleri doğrudan bugünkü haberde bildirilse, Xitay Hindistan çigrası da tünce oq etilgandekin Hindistan'ın kararı da muhim özgürüş bolgan. Qayt kılınışı 5. ayının 5'den boyanqı yeni bir növetlik Xitay Hindistan çigra harbi tokunuşu Murakkep ve köp xil amillerinin təsiri uçurgan. Bu əhval bir mezgil devamlaşkan deyken, iki taraf arası da 6. ayının otturlarda tokunuş yüz berip, iki taraf iğir talapetke uçurgan. Hərbi tokunuş deyken, her iki taraf kan kölemlik əskar təşkilligen. Tümelligen əskar aldın qısabke orullaştırılıp, tirkişki tayarlıq kılgan. Çigra tokunuşu bir qatar zor strategilik ve taktikilik özgürlüklerini keltürüp çıkargan. Strategilik noktadan alganda mahiyetlik özgürlüş Hindistan-Xitay münasibetinin icabi tüsünü saklap geliştin, universal strategilik rekabet baskıcı ötken. Hindistan-Xitay'ını yeniş üçün Amerika ve rayondaki muhim devletler bilen bolgan hemkarlıqını tihimi aktip ve anlıq küçeytip, Hindi tinich okyanğa qarap ilgirligen. Hindistan çigra tokunuşidan muhim fırsatını çıng tutup, Xitayning ichki ve taşkı qiyinchiliklardan qo'shimcha paydiga erişken. Xabarda bildirilishicha, Amerika Janubiy dengizdagi siyosatini o'zgartgandan Xitayning sharqi ve janubidagi vaziyat jiddiylashgan. Hindistan bilan Xitay o'rtasidagi chegara to'qinishi keskinlashib, Xitay bir qancha tarafdan dushmanga duch kelgan iğır vaziyat shakllangan. Bu vaziyat Hindistan uchun paydliq vaziyat bo'lib qolgan. Hindistan üçün paydalıq bolğan ikinci amil şoki Hindistan-Xitay münasibetinin çigra meselesi Hindistan'ın Amerika ve rayondaki muhim devletler bilen strategilik yıkılışıga herbi siyasi ve diplomatik münasibetini çoğunqurlaştırıp Hindistan tiniç okuyan strategisini terakki kıldırışıga sebep bolğan. Məlum buluşca Hindistan özünü dünyavi çoğun devletdep qaraydıgan bolup ikinci derecelik devletke ayınlışını xalamaydıken. Amerika bilen Xitay otursidiki tirkişiş ve rayondaki devletlerinin Xitayga bolğan düşmanlıki ve müdafiyesi onun xalqaralıq arzusunu emelge aşırıştaki tarihi fırsatka aylanğan. Lager şahidi Tursunay Ziyavudun Amerika'ya yetip bardı. Uyghur kişilik hukuk kuruluşunun bildirişe lager şahitlerinin biri bolğan Tursunay Ziyavudun Amerika hükümetinin yardım bilen Amerika'ya yetip bargan. Tursunay Ziyavudun yıkınkı 2 yıl içinde Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin yardımı da Amerika'ya bargan ikinci lager şahidi bulup, bundan ilgiri Amerika hükümeti yeni lager şahidi Mihrigül Tursunumu Mısır'dan Amerika'ya elip ketken idi. Amerika'da faaliyet kılıvatkan Uyghur kişilik hukuk kuruluşu 25. sentabr lager şahidi Tursunay Ziyavudun'un Amerika'ya yetip gelgenlikini hazır Amerika'da bihater işgenlikini bildirdi. Məlum buluşça Tursunay Ziyavudun 2018 yılının başlarında lagerga kamalıp, 2018 yılı 13. ayda lagerden koyup berilgendeyken, Kazakistan'daki yoldışının yardımı da Kazakistan'a çıkan. Onun yoldışı Kazakistan garajdanı bolgaçka ayalını Kazakistan'a elip çıkış imkaniyeti bolgan.
Tursunay xanım lagerdeki 9 aylık tutkunluk hayatı ve lagerdeki korkunuşluk ekvallar hakkında köp qetim guvahlık berip, içki ekvallarını aşkarlıgan. Onun bu guvahlıkı aldı bilen Xitayını andın Xitayının besimiğe düşkelgen Kazakistan hükümetini bir aram kılgan. Şunudigin Kazakistan hükümeti onun vizisini uzartıp berişini ret kılgan hem de Şarkı Türkistan'a kayıtıp gitişini talep kılgan. Bu yılın beşide onun Almutada turuşluk üyüge ot ketken ekvallarımı yüz bergen. Tursunay xanım Kazakistan'da turuş jarayanında Xitay bilen Kazakistan'ın kattık besimiğe düşkelip, ahırda Kazakistan'dan ayrılışka mecbur bolgan. Yakında o Türkiye'ye gelip Türkiye arkalık Amerika'ya gitelgen. Malum buluşça Tursunay Ziyavud'un muhim lager şahitlerinden biri bulup, onun Şarkı Türkistan'daki lagerler hakkındaki guvahlıkı Xitay'ın irki kırgıncılık cinayetini bekitişte muhim rol oynaydıken. 13. nöbetlik Şarkı Türkistanlıklar Qeyrindaşlık Uçuruşu ve 3. nöbetlik Milli Birlik Şurası'nın Hemkarlık Xitabnamesi ilan kılındı. 26. sentabirden 28. sentabirgeçe devamlaşkan 13. nöbetlik Şarkı Türkistanlıklar Qeyrindaşlık Uçuruşu ve 3. nöbetlik Milli Birlik Şurası yığını Hemkarlık Xitabnamesi ve Xulası Dokulatı ilanı bilen Türkiye Cumhuriyeti Paytaxtı Ankara'da galibilik ayaklaştı. Yığının ahırkı günü Xalqara Şarkı Türkistan Təşkilatlar Birlik Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi Hemkarlık Xitabnamesi ve Xulası Dokulatını ilan kılıştın burun, yığın ahlige Şarkı Türkistan Küntertipiye ve Maarif Cemiyeti kılıp kilivatkan muhim hizmetler hakkıda tepsili malumat verdi ve herkıl suallarga cevap verdi. Keyin yığınğa iştirak kılgan 28 təşkilat mesulleri bilen birlikte tayarlıgan Şarkı Türkistan Hemkarlık Xitabnamesini ilan kıldı. Tövende Xitabname ve Xulası Dokulatının en muhim kısmını dikkatlarga sunumuz. Hemkarlık Xitabnamesi 13. nöbetlik Dünya Şarkı Türkistanlıklar Qeyrindaşlık Uçuruşu ve 3. nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Birlik Şurası yığınığı iştirak kılgan her kaysi teşkilat rehberleri, akademik tetkikatçılar, ölümalar ve ziyadiler öz ara kengiş arkalık tövendeki noktalarda fikir birliği hasıl kıldı. Bu noktalar yığınığı katnaşkan 28 teşkilat rehberlerinin ortak köz karışı ve kararı bilen Şarkı Türkistan Dostluk ve Hemkarlık Xitabnamesi namında ilan kılındı. Yığında teşkilat rehberleri ortak müzakere kılış neticesi de prinsipal meselelerine asas kılgan halda ortak nişan üçün birlikte hareket kılış, parıqlıq közqaraş ve ziddiyetlerinin aldığını eliş üçün ortak düşünce hasıl kılış. Şarkı Türkistan davasının karakteri, Şarkı Türkistan halkının maddi, manevi ve kültürel kımmet karışlarına zidli bulmaydıken, iş beceriş usulü ve metodi sebeplik bir-bir bilen ziddiyetleşmeslik. Milli menfaat noktasından bir-birini itiraf kılış ve bir-birini tuluqlaş. Birlikte kilerligen noktalarda birlikte hareket kılış, birlikte kilerligen noktalarda çetki kıkıştın saklanıp, fikir ve tavsiyelerini ortaklaşış, tallaş ve karışlarına hürmet kılış. Yukarıkı noktalarını çöğürdüğün asasda teşkilat ve serhıllar ara karellik ya ki pevkuladı yığın, müzakere, muhakimelerini ötküzüşü arkalık, stratejilik ve ciddi karakterlik plan lahilerini tüzüp çıkıp, ortak hareket kılıdığan konkret hareket gruplarını teşkilleb çıkış. Her kaysi teşkilatlar imkaniyet dairesinde diplomatik uçuruşlar ilip biriş, Şarkı Türkistan davasını kollaydıgan ve kollavatkan devletlerinin davağı bolgan işenç ve itibarını aşırış, Şarkı Türkistan davası ve Şarkı Türkistan halkıga ziyan yetküzmegen, yetküzmeydigan devlet ve siyasunlarga düşman gözü bilen karamaslık, dava dostlarını köpeytiş, ularının kararlı kalda Şarkı Türkistan'ın nöbetteki vaziyetini ve kelgüsü ihtimallıklar hakkında işençilik ve ilmi malumatlar bilen teminlep çıkış. Şarkı Türkistan davası da pasif keyfiyat yaratıvatkan, davanın terakkiyatı ve mevcudiyetiki karta selbi tonuş peyda kılıvatkan organ ve şahslerge, içki ve taşki güçlerge birlikte karşı duruş. 3. nöbetlik Milli Birlik Şurası yığını Xulası Dokulatı. Bu katımlık Milli Birlik Şura yığınımızda halkara siyasi vaziyetinin talep tekazasığı masalda stratejilik plan tüzüş Şarkı Türkistan davası da aktif hizmet kılıvatkan teşkilatlar arasındaki birlikte hizmet kılış inanı tekimi küçeydiş. Davayımızın prinsipal noktalarını eniklaştırış, davayımızın kilerçki hakkıda bazı ciddi kararlarını eliş asasi maksat kılındı. Yığında müzakere kılınan temalar tövendikçe. Birinci, Amerika-Xitay münasibeti ve Şarkı Türkistan davasının terakkiyat yönülüşü. İkinci, Avrupa-Xitay münasibeti ve Şarkı Türkistan davası. Üçüncü, Türkiye-Xitay münasibeti ve Şarkı Türkistan davası da kılışkı tekişlik işler. Törtüncü, Şarkı Türkistan davası da medyanın rolü. Beşinci, Uygurlarının nöbetteki iktisadi kıyınçılığı ve hal kılış çağrıları.
6. Şarkı Türkistan davasının özgermez prensipleri ve kızıl sızıkları, 7. hemkarlıkların İslam'daki oranı, 8. Şarkı Türkistan davasıda teşkilleniş ve hemkarlaşışının rolü, ehmiyeti ve amilleri, yığında oturgu koyulgan muhim noktalar, 1. hazırkı halkara siyasi vaziyetin paydalanıp Uyghurlarga münasifetli kanun lahilerini tayarlaş ve makulletiş, 2. Avrupa devletlerdeki Şarkı Türkistan dava terakiyatı ve lobicilik hareketini canlandırış, 3. Türkiye ve Şarkı Türkistan halkının dini ve milli kıyrındaşlıkını çıkış kılıp durup, Türkiye halkı arasında ve teşvikat vasıtlarında Şarkı Türkistan davasını kün tertipke elip geliş. 4. Şarkı Türkistan davasının anı prensiplerini koğdaşta öz ara hemkarlık ornutup, herhal küçlerinin hırsığı takabül duruş. 5. Şarkı Türkistan davasında dini ve milli kıymet kararışlarımız asasında hemkarlıkını royapkı çıkırış. 6. Teşkilatlar otursada hemkarlıkı tosalığı bulunduğun barlık amınlarına kayıtıdan karab çıkıp, sistemalaşkan, zamani birleşkan ilgar teşkili aparatlarını terakki kıldırış. Yığında oturup koyulgan muhim noktalar. 1. Hazır halkara siyasi vaziyetten faydalanıp, Uygurlarla münasebetli kanun lahilerini tayarlaş ve makulletiş. 2. Avrupa devletlerindeki Şarkı Türkistan dava terakkiyatı ve lobicilik hareketini canlandırış. 3. Türkiye ve Şarkı Türkistan halkının dini ve milli kıyrındaşlıkını çıkış kılıp durup, Türkiye halkı arasında ve teşvikat vasıtasıyla Şarkı Türkistan davasını gün tertipine gelip geliş. 4. Medyadaki Şarkı Türkistan hakkındaki malumatlarını kliplaştırış. 5. Edebiyatını canlandırıp muhacirettik Şarkı Türkistanlıklara menevi uzak veriş. Şura ceryanıda vatan müstakillikinden ibaret bir gaye etrafında zik uyuşup, barlık Şarkı Türkistan teşkilatlarının hemkarlıkını küçeytiş için tövendeki asasi prensiplerinin özgermez kızıl sızık ikerliki tekitlendi. 1. Vatanımızın ismi Şarkı Türkistan, 2. Vatanımızın zimin pütülleki, 3. Şarkı Türkistan halkının milli ve dini kimliki, 4. Şarkı Türkistan'ın bayrağı ay yıldızlık kök bayraktır, 5. Devlet gerbimiz Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti tarafından makullanğan gerbdir. Xulası dokulatı yana yığında oturgu koyulgan teklif fikirlerimi tilge elindi. Barlık Şarkı Türkistan teşkilatlarının hemkarlıkını şeytiş için tüvendeki asasi prensiplerinin özgermez kızılsızlık ikerlikini tekitlendi. 1. Vatanımızın ismi Şarkı Türkistan. 2. Vatanımızın zemin bütünlüğü. 3. Şarkı Türkistan halkının milli ve dini kimlikinin koğuluşu. 4. Şarkı Türkistan'ın bayrağı ay yıldızı kök bayrağı ikerlik koğuluş. 5. Devlet girebimizin Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti tarafından makullanılan girip ikerlik. Milli Birlik Şurası Xulası Dokulati ve Hemkarlık Xitabnamesinin toluq tefsilatını İstiklal Haber Torumuzdan körüp alalaysizlar. Şi Jinpingning atalmış Şinjan siyasını aqlaşı xalqara taratqularda keng inkas qozğıdı. Xitay rejimi Uyğurlarga irqi qırğınçılıq elip beriş bilen ayıplanıwatqan mezgilde Xitay baş sekretari Şi Jinpingning Atalmış Şinjan siyasi pütülleyi toğra deb aqlaşı nüpuzluk halkara taratqularda keng inkas qozğıdı. New York vaqti gezisinin ta'kidlashicha Şi Jinpingning sözü Amerika, Yevropa ittifaqı ve başka küçlerinin tanqidiga uchrashi onun Şarkı Türkistan'daki Müslüman yerlik milletlerine siyasi mengiyüş, devletin planlaşıdığı nüpus kurulmasını özgertiş arkalık kontrol kılıçtın ibaret, koşpıslık stratejisini özgertelmegerlikinin signali iken. Wall Street Journal gezisinin bu aktaki haberde bu sözler Şi Jinping'nin Şarkı Türkistan'daki yukarı besimlik bastırışını Müslüman yerlik milletlerini kan köylemde tutup duruş, mecburi asimilasiya kılıç hareketlerini uçuk aşkarı kollagallıkını körsüzdüğallıkı. Halbuki bu hareketning dünya miqyosida kişilik huquqni defsendi qilish deb ayiblanganligi ta'kidlangan. CNNning xabarida kişilik huquq defsendichiligi ve keng ko'lamli tutqunga xalqaro tanqid kuchayotgan bo'lsa-mu, lekin Şi Jinpingning atalmış Şinjan siyosatini to'g'ri deb qaraydiganligi ilgari surilgan. Xabarda nurg'un kişilik huquq tashkilotlarining Sharq Turkistondagi vaziyatni irqiy qirg'inchilik deb suratlashga boshlaganligi. Bu vaqtdagi dokumentlarda devletning nüfus qurilmasini o'zgartirish planining bir qismi sifatida Uyg'ur ayollarining tug'mas qilinayotganligi ta'kidlanganligi bildirilgan. Şi Jinping Beijingda ochilgan 3-chi qatimliq atalmış Xinjiang xizmat yig'inida so'z qilib, amaliyot shuni isbotladiki, partiyaning yangi davrdagi Xinjiangni boshqarish strategiyasi butunlay to'g'ri deb ko'rsatgan. U bu strategiyani izchillashtirishning bir siyosiy vazifa ekanligini ta'kidlagan. Xitayning Baidu torida Uyghur emgek kuchlarini setish e'loni chiqarildi. Xitayning Baidu torida Uyghur emgek kuchlarini setish e'loni chiqarilib, chat el kuzatuvchilarining diqqatini qo'zg'adi.
26 sentyabr Amerikalik Uyghurşunas Timothy Gross Xitayının Baidu torida e'lon qilingan Uyghur emgek kuchlarining setildiganligi haqidagi bir e'lonni Twitter'ga yollab qattiq g'ulg'ul qo'zg'adi. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, bu xil e'lonlarning torda oshkora e'lon qilinishi Baidu'ga o'xshash Xitoydagi eng cho'ng uchur ambirining bu xil e'lonlarni bozor bilan ta'minlashi Uyghurlarning navbatdagi qo'rqinchli vaziyatini namoyon qiladi ekan. Baidu to'g'ridagi e'londa Xinjiang hukumatining 3000 dan ortiq Uyghurni ichkiridagi korxonalarda ishlashga yo'llaganligi, ularning qattiq siyosiy tekshirishdan o'tganligi, badan tekshirishda layoqatli bo'lganligi ilgari surilgan. E'londa ta'kidlanishicha, yolg'uvchi korxona tamoq etish o'rni va tamoq etish uskunasi bilan ta'minlanishli bo'ldi ekan. Ishchilarning oshpazi ular bilan teng keladi ekan. E'londa ishchilarning to'xtam imzolanib 15 kun ichida korxonada taq bo'ladiganligi ularning harbiy tuzum bilan boshqarilganligi, ketib qolmaydiganligi, to'xtam qarorlik qanchalik bo'lsa, shunchalik ishlaydiganligi ta'kidlangan. E'londa ishchilar zavodning o'rinlashtirishiga bo'ysundi. Xinjiang hukumatı va saqchilar yetakchilik qiladi deyilgan. Bu Xitoy ijtimoiy taratqularda e'lon qilingan Uyg'ur emgak kuchlarini setish to'g'risidagi tunji e'lon emas. Bu xil e'lonlar burunmi e'lon qilingan? Bazı e'lonlarda agar Uyg'ur ayol ishlamchilar kerak bo'lsa, ularni ham ta'minlaydiganligi ta'kidlangan. Mazkur e'lon Amerika Davlat Majlisining Avom palatasi Uyg'urlarda majburiy emgakning oldini olish qonun loyihasini ma'qullagan mazgilda tarqaldi. Mazkur qonun loyihasi o'tgan hafta Avom palatasida 3ga qarshi 406 ovozning qo'llashi bilan ma'qullangan edi. Angliya parlament a'zosi Leyla Moran Xitoyga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi uchun embargo yurgizishni talab qildi. Angliya parlamentining Liberal Demokratlar partiyasidan bo'lgan Avom palata a'zosi Leyla Moran Angliya tashqi ishlar ministri Rabni Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasi sababli embargoni kuchaytirishga chaqirdi. Uning ta'kidlashicha Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasi irqiy qirg'inchilikdan boshqa narsa emas ekan. U bu chaqiriqni Liberal Demokratlar partiyasining 26 sentyabr videoda o'tkazilgan bir yig'inda ta'kidlagan. U tarix bizga qarayotdi. Dunyo Angliyaga qarayotdi. Xalqaro jamoat o'rnidan turishi va harakatga o'tishi kerak degan. Leyla Moran yana so'zida mundaq degan. Men shuningga qiziqyapman. Dominic Raab poyezdi yig'ib olish lagerlariga elib mingilgan sin ko'rinishlarini ko'rdim. Men uning ko'rmaganligiga ishonmayman. Bu shu savolni aqlimizga soladi. Nima uchun bu ko'rmaslikka selindi? Nima uchun jazolanishdan qochgan Uyg'urlarga avtomatik musafirlik salohiyati berilmaydi? Leyla Moranning ta'kidlashicha, Angliya hukumatı Sharq Turkistondagi lagerlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotishni cheklashi va Magnitsky qonuni bo'yicha embargo yurgizishi kerak ekan. U yana Liberal Demokratlar partiyasining Angliyadagi boshqa siyosiy partiya guruhlari bilan birga Birlashgan Millatlar Tashkilotining rayonda mustaqil tekshirish olib berishi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining Sharq Turkistonga erkin kirishiga yo'l qo'yilishini talab qildiganligini bildirgan. Angliya tashqi ishlar ministri Rab ilgari Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasini qattiq tanqid qilgan bo'lsa-mu, lekin u amaliy harakat qo'llanishga Angliyaning mavjud qonunlarini ishiltib, Xitoy amaldorlarini javobgarlikka tortishga chaqirilib kelgan edi. Amerika tashqi ishlar ministrligi uyushtirgan dini erkinlik yig'inida Uyg'urlar masalasi o'tirg'i qo'yildi. 25 sentyabr juma kuni o'tkazilgan dini erkinlikni qo'g'dash chaqiriqiga ovoz qo'shish va bir yillik xizmatlarga qarab chiqish yig'ini Amerikaning dini erkinlik alohida elchisi Sam Brownback tomonidan chaqirilgan bir to'r yig'ini bo'lib, bu yig'inga Amerika boshchiligidagi xalqaro dini erkinlikni qo'g'dash hamkorligi harakatiga qatilgan bir qism davlatlarning hukumat amaldorlari, xalqaro dini erkinlik organlarining rahbarlari va dini rahbarlar qatnashgan. Ular o'z davlati va dunyo miqyosida dini erkinlikni tashabbus qilish uchun qanday xizmatlar ishlanayotganligi, qanday natijalar qo'lga kelganligi va bundan keyin nimalar qilinishi kerakligidek masalalar ustida dokulat bergan. Diqqat qo'zg'aydigani bu yig'inda Uyg'ur masalasi Amerika dini ishlar elchisi Sam Brownback va Estoniya tashqi ishlar ministri Urmas Reinsalu tomonidan alohida tilga olingan. Elki Sam Brownback kiriş sözüde hazırgıca Amerika'nın dünyada dini erkinlikni ilgili sürüş üçün her kaysi hükümetlerge kılıbatkan çakırıqı ve her kıl müstakil organlar bilen ortak kılıbatkan hizmetlerge karamay, Uyghurlar bilen Rohingya'lar uçuravatkan zulümünün tekçe ayaklaşmayı vatkallıqını noktuluk tähkidligen. Elki Sam Brownback'nin tonuşturuşu ayaklaşkan deyken, yığında aldı bilen Estonya taşkı işlem ministeri Urmas Reinsalu söz kıldı. Urmas Reinsalu, Estonya'nın küçlük endisini kozgavatkan dini zulümler hakkıda toxtalganda,
Uyghurlar Rohingya Müslümanları ve Kırım Tatarlarının ismini atadı. O sözde mundaq dedi. Biz bu hemkarlıkka aza devletlerge okşaş Birmedeki Rohingya Müslümanları ve Şarkı Türkistan'daki Uyghurlarının vaziyetinden kattık endişe kılıp atımız. O bu zulümünü toxtuş üçün her kaysi hükümetlerini bu zulümge karşı sözleşke ve kereklik tedbirlerini ilişki çakırdı. Şarkı Türkistan işgaliyetinin 71. yılıda ötküzülmekçi bulgan namayış ve bayanat ilan kılış faaliyetine çakırık. Vatanimiz Şarkı Türkistan işgal kılınganlıkının 71. yılıda Şarkı Türkistan halkının Xitay işgaliyetini kabul kılmaydıganlıkını bildiriş, şundaklı müstakillik iradesini dünyaya cakarlaş üçün Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin uyuşturuşu bilen 10. ayının 1. günü İstanbul Beyazıt Meydanı'da namayış ve bayanat ilan kılış yığılışı ötküzüldü. Barlıq Şarkı Türkistanlı qeyrindaşlarını, dostlarını, sepdaşlarını bu faaliyetki katnışka alaydı çakırımız. 1949 yılı Ruslarının yardımı bilen Xitay Şarkı Türkistan devletine tecavüz kıldı. 1955 yılı Şarkı Türkistan'ın ismini atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonu deb özgerdi. Xitay vatanımızını işgal kılgan bu 71 yıllık asaret ceryanı da Şarkı Türkistan halkıgı zulüm kılışını bir gün mü toxtatmadı. Xalqimizning kişilik huquqlarini va erkinligini dapsanda qildi. Hatto barg'ansir haddidan eshib irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Xitoyning zo'ravonlik, assimilatsiya, irqiy qirg'inchilik va bostirish siyosatlari davom qilyapti. 2014 yildan buyon xalqimiz umumiyuzlik holda Xitoy natsist jazo lagerlariga 8 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va O'zbek qatorliq musulmon xalq qamaganligini özleri itiraf kılıp dokulat ilan kıldı. Onun yanın birinci günü Xitaylar Şarkı Türkistan'ı işgal kılgallıkını tenden kılıp bayram kılıdı. Xitay bayram deb karıgan bu gün biz üçün vatanımız Şarkı Türkistan işgal kılıngan kaygu ve matem günüdür. Bu günde Xitay'ın işgaliyetini herkes kabul kılmaydıganlıkımızını ve müstakillik irademizde dünyaya cekarlaş üçün onun yanın birinci günü etken saat 10'da İstanbul Beyazıt Meydanı'da cem bulup birlik ruhimizni namoyon qilaylik. Zalim Xitoyning jazo lagerlariga nohaq qamalgan 8 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va O'zbek qatorliq mahbuslarning ovozi bo'lib, Xitoy zulmini dunyoga anglataylik. Bildirilishicha 1 oktyabr kuni Sharq Turkiston tashkilotlar munbiriga a'zo 72 tashkilotning o'rinlashtirishi bilan 103 davlatda bir vaqtda Xitoyga qarshi namoyish va yig'ilish faoliyatlari olib berildi. Istanbuldagi namoyish va yig'ilish vaqti 2020 yil 10 ayining 1 kuni payshanba atigan soat 10:00 o'rni Beyazit maydoni. Hurmat bilan Xalqaro Sharq Turkiston Teşkilatlar Birliği. Tüm dünyadaki barlık Şarkı Türkistanlık teşkilatla ortak hemkarlaşış. İçi de bir gün ve bir vakitte dünyanın hem yerde namayış kılavatımız. Bunun için özünü Şarkı Türkistanlık deyip oylaydıgan. Men bu davada bir kişilik kolumdan kildiğen mücadilini kılış minin dini, ahlaki, milli vazifem deydiğen her kanda Şarkı Türkistanlık hiç kanda bana sebep, hiç kanda yamanlaş, hiç kanda hoş olaş, hiç kanda menfaatini köz tutmasın. Halisane Allah rızası için, vatan milletininki azatlık için, bir kişilik hessi koşuş için şu meydanlığı gelişini çakırıp kılınız. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.